Fayda var. Harekat yapıldı sonra mı haber verildi sorusunu da akla getiriyor. Askeri bir temas olduysa Rus generaller ve Türk generaller arasında. Dolayısıyla son derece önemli. Şimdi Rusya Savunma Bakanlığı Türkiye operasyon hakkında önceden bilgi vermedi diyor. Bundan sonra nasıl olacak? Az önceki tüm konuklarımız Serhan Afacan da, Oytun Orhan da şu açıklamaya dikkat çekmişti. Rusya-Türkiye ilişkilerinde Dış Haberler Müdürü Süheyla Demir'in de altını çizdiği nokta şuydu. Biraz daha bekle gör, sahadaki gelişmelere göre bir açıklama yapan Rusya'dan bahsediyordu. Dolayısıyla sabah saatlerinde Türkiye'nin karşılık verdiği saat olarak Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle 6.15. 6.15'ten şu saate kadar bir açıklama yapmayan Rusya var. Dolayısıyla hem sahadaki bilgileri belki de diplomasi kanalını açtılar. Daha sonrasında da bu açıklama yapılıyor. Türkiye operasyon hakkında önceden bilgi vermedi. Son derece önemli. Bundan sonra altını çizdiğimiz, merak ettiğimiz soru şu. Türkiye Rusya'ya rağmen hava sahasını geçerek bir harekat mı düzenledi? Çünkü F-16'ların havada olduğunu ve bu operasyona destek verdiğini, 46 hedeften bahsetti Cumhurbaşkanı. Sadece fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atarlarla değil, ekranda izlediğiniz görüntülerle değil, aynı zamanda hava kuvvetleriyle de yapılan bir operasyon, devam eden bir operasyon söz konusu. En önemli nokta bu. Bir kez daha altını çizelim. Bu açıklamadan ilk izlenimimiz Rusya'ya rağmen hava sahasını geçerek bir harekatın yapıldığı. Fakat şunu da belirtmekte fayda var. F-16'ların atış kabiliyeti artık sınır hattından, yakın bir noktadan da vurma hattına sahip olduğu için hedeflerin tabii ki neresi olduğu da son derece önemli. Çünkü onun da bir menzili var. O menzil dolayısıyla hava kuvvetlerinin sınır hattında hava sahasını ihlal etmeden bu atışları yapması için biraz daha yakın bir noktaya girmesi gerekiyor. Dolayısıyla buna bakmakta fayda var. Şimdi Rusya'nın açıklamalarının detaylarına bakacağız. Hemen haber merkezimize dönelim. Süheyla Demir, dış haberler müdürümüz karşımızda. İlk açıklamada operasyon hakkında önceden bilgi vermedi. Daha fazla detayda ne var Süheyla? Rusya'nın ilk açıklaması ne olacak ve hangi kanattan gelecek merak ediliyordu. Bu Rusya Savunma Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı ve deniliyor ki Türk askerleri 2 Şubat'ı 3 Şubat'a bağlayan gece İdlib'te bir operasyon düzenledi. Ve bu operasyon hakkında Türk askerlerinin konumları hakkında Rusya'ya herhangi bir ön bilgilendirme yapılmadığını öne sürüyor Rusya Savunma Bakanlığı ve tam da o saatlerde Suriye güçlerinin de bölgede, ki bu bölgenin gerilimi azaltma bölgesine girdiğinin altı çiziliyor, Serakip çevresinde gerçekleştiği belirtiliyor bu saldırının. Suriye askerlerinin terörist unsurlara operasyon düzenlemekte olduğu ve de Rusya'ya daha önce ön bilgilendirme yapılmadığı için Türk askerlerinin ateş altında kaldığı yönünde ifadeler var Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında. Bir başka dikkat çekici detay daha var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk askerlerinin 4 askerin şehit olmasıyla sonuçlanan Suriye ordusu tarafından düzenlenen bu saldırının ardından hemen kararlı bir şekilde operasyon yürütüldüğünü ve havadan karadan rejim unsurlarının hedef alındığını belirtmişti. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı bölgede herhangi bir Türk uçakları tarafından hava saldırısı düzenlenmediğini de iddia etti. Yani Rusya'nın açıklamasında öne çıkan iki önemli detay var. Gece saatlerinde Türkiye'nin oradaki kendi askeri operasyonları hakkında Rusya'ya ön bilgilendirme yapılmadığı, ki Milli Savunma Bakanlığı ön bilgilendirme yapıldığının altını çizmişti. Bunun yalanlanması gibi bir durum var ve de bölgede teröristlere karşı operasyon düzenlemekte olan Suriye ordusunun da aslında ateşine maruz kaldığı gibi bir ifade çıkıyor karşımıza ve Türkiye'nin de yine Suriye ordusuna misilleme operasyonu düzenlemesinin ve hava saldırısı şekilde gerçekleştiği belirtilen bu operasyonun da Rusya tarafından yine doğrulanmadığı gibi bir durumla karşı karşıyayız Rusya'dan gelen ilk tepkide.